Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. En yakşı hamsuhbet kitabdır. En yakşı hamsuhbet kitabdır. Kitap okuşki adetleniş bilen, akılını mutuala bilen, östürüş bilen, keng dünya karışkiyege buluş bilen, insan bahtli, saadetli boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge nazil bogan birinci ayetini esleyelik. Birinci ayetinin birinci kelimesini esleyelik. Allah Azze ve Celle Peygamberimizge Cebrail Aleyhisselam yubargen payette kelip birinci etken gapini miydi? Estağfirullah, ikra. İkra, bismi rabbike allazi halak. Okin. Üç mette tekrarladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Cebrail Aleyhisselam, okin. Bu kelime en birinci düşken kelime. Bu kelime en birinci düşken buyruk. Şu halatını bir gene özü okşilik kançalar muhum amel ekenliği siz bilen bizge malum boladı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala siz bilen bizge Kur'an'da cüdükü büyürgülerini büyürdü. Namaz oku, roza tut, zekat bir, hac kıl, amr-ı maruf, nahi münker, birrul validen, sadaka. Ama ana şu büyürgülerden hammasından aval oku dedi. İslam'da beşli üstün var. Kırıkta farz var. Şundan bittası talabe ilim, ilim örgenişlik. İlim örgenişlik okşuluyu bilen buladı. Cahiz isimli alım, gam kaygudan uzak buluş için kitap okşuluna tavsiye kılıp şunu dedi gene de. Kitap, muhlis suhbetdaş, sadık ve hakiki dost. O senden zerik miydi? Malı devletinin onge kızığı yok. İçindeki sırlarını bilip alışka urun miydi? Senge makir hile nairin kimiydi? Munafalarga o'xshab aldamaydi, yolg'on gapirmaydi. Kitob haqiqiy do'stdir. Kitobga qaraganing sari undan foyda olasan, zavqlanasan, xursand bo'lasan. Aqling chaqlanadi. Ruhing ko'tarinki bo'ladi, qalbing obod bo'ladi. U senga xalq hurmatini ato qiladi. Sen birodar bir narsani o'rganib olishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Masalan, bir ilim o'rganmoqchi bo'lsang, shu ilim egasini eshigi tagida turishing kerak. Turli tabiatli insonlar bilan muomala qilishing kerak. O'zingga yoqqan yoqmagan odam bilan aralashib yurishing kerak va hokazolar. Ana shulardagi bir narsani olishing uchun ularga aralashish kerak. Sen aralashib yurgan odamlardan bir narsani o'rganmoqchisan, ularda ba'zi narsasi senga yoqadi, ba'zi narsasi yoqmaydi. Ammo kitob o'qisang, mana shularning bittasiga duch kelmaysan. Mashaqqatga kirmaysan, birodi eshigini oldida turmaysan mustor bo'lib, o'zingga yoqmagan insonlarga aralashib yurmaysan, axloqi buzuq odamlar orasida bo'lmaysan, dunyo parastlar bilan ham tovoq bo'lmaysan. Kitob yordamida birodar, odamlarni tillaridan o'rganishing mumkin bo'lgandan ko'ra minchadan ko'proq narsani kitobdan o'rganasan. Kitob senga har doim, har joyda faqat foyda olib keladi, yaxshilik olib keladi. Kitob hech qachon charchamaydi, dam olmaydi. Kitob uyqusizlikdan charchab ololmaydi. Kitobda akkumulyator o'tirib qolmaydi. Kerak bo'lganida yordamga keladigan muallim bo'ladi. Agar kitobni tashlab qo'ysang ham u sendan xafa bo'lmaydi. Sendan xafa bo'lib berayotgan foydasini to'xtatib qo'ymaydi. Senga itoat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ishlaring yurishmay qolsa, seni tashlab ketmaydi. Dushmanlar tomonga og'ib ketmaydi. Birodar, yuksalmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ma'rifatli inson bo'lishni qasd qilgan bo'lsang, mashaqqatli ishga kirishayotgan bo'lsang, ishonchli yordamchi bu kitob. Kitob sen bilan birga ekan, sen hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. O'zingni chorasiz bilmaysan. Hech bo'lmasa kitob o'qirkansan, eshik tagiga chiqib olib, bekorchilikdan odamlarga tomosha qilib gunohkor bo'lishdan tiyilasan. Yoshi kattayib qolganda kitob o'qishga o'rgangan odam maza qiladi. Ya'ni pensiyaga chiqdi, İşi yok, kıladıken namazını okuydu. Eğer şu yaş katta adam kitap okuşlukta adetlengen olsa, o mazakladı o adam.
Albatta kitobda sen uchun katta foydalar bor. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi. Chunki kitob johillik bilan xurofatni ketkizadi. Mana shu johillik bilan xurofat insonni hurriyatining ashaddiy dushmani bo'ladi. Johillik va xurofat. Kitob bilan bu narsalar yo'q bo'ladi. Kitobga qaytmagunimiz uchun ummat, millat sifatida o'smaymiz. Mamlakatlarimiz qashoq, qoloq oxiriga borganda qolib ketaveradi. Kitob o'qish kerak birodarlar. Kitob haqida aytilgan hikmatli so'zlar. Abu Ubayda aytadi. Muhallabning o'zini bolalarga qilgan vasiyatida shunday degan joyi bor. Ey bolalarim, bozorga qog'ozdan boshqa narsa uchun bormanglar. Bozorga kitobdan boshqa narsa uchun bormanglar. Hasan Lu'lu'yi aytadi. Yotganimda ham, turganimda ham kitob 40 yil mening hamrohim bo'ldi. Insob qilaylik. Avtobusda, samolyotda, aeroportda, vokzalda bir odam o'tirib kitob o'qiyotganini ko'rganingizlarda havas qilasizlarmi? Qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Mana shu bizda o'sha astanovkada, vokzalda o'tirib kitob o'qiganini birodi. Bir rastaga borsanglar ko'rasizlar. Metroda, avtobusda, tramvayda, poyezdda ketayotganlar kitob o'qiydi. Va men statistikani ham aytib beraman kitob o'qishlik bo'yicha bizning xalqlar qayerda, u xalqlar qayerda. Kitoblarning eng ulug'i va eng sharaflisi shubhasiz Qur'oni Karimdir. Bu Qur'on sizga uning yordamida kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirishingiz uchun nozil qilingan kitobdir. Bas ko'nglingizda u sababli tanglik, shubhalanish bo'lmasin va u mu'minlar uchun bir eslatmadir. Mana endi kitob o'qishlikni foydalari. Vasvasa va g'am anduqdan saqlanasan birodar, kitob o'qising. Kitob senga nisbatan adolatsizlik, nohaqlik qilmaydi. Bekorchi va maqsadsiz odamlardan uzoq bo'lasan. Tiling chechan, so'zing ravon bo'ladi. Tilingni burab gapirishga, so'zingga zeb-ziynat berishga hojat qolmaydi. Hozirgi kundachi birodarlar, ko'pchilik o'zini fikrini bayon qilishda ham xiylanadi. Savol beradi, tushunmaysiz savolini. Ikkinchi marta qaytaradi, uchinchi marta qaytaradi. Ichidagi fikrini yetkaza olmayapti so'zi bilan. Nima uchun? Kitob o'qimay qo'ygan. Eshitib turib, "Ha, manaqa demoqchimisiz? Ha, shunaqa demoqchiman" deydi. Fikrini bayon qilish ham muammo bo'lib qoldi hozirgi yoshlarga. Aqling teranlashadi. Zehning kuchayadi. Fikrini bir narsaning ustida jamlab turish. Hozir juda ham nodir o'pga tushish sifat. Biz maktabda o'qigan paytimizda o'qituvchilar aytardi, zehni zo'r odam 7 minut bitta narsaning ustida fikrini ushlab tura oladi, keyin sochilib ketadi deyishar edi. Hozir 7 sekundmi deymanda? Bitta gapirasan, tushundingizmi? Ha deydi, qaytar bersa turaveradi. Biz mashi, biz o'sha. Xotirang mustahkamlanadi. Bilimga boy bo'lasan, kitobiy dalillar bilan so'zlay boshlaysan. Agar sen kitob o'qib turib, muxtasarda manaqa degan ekan, kifoyada manaqa deyilgan ekan, hidoyada manaqa degan ekan desang, kitobdan gapirsang, hamma gapingni oladi, chunki u kitob gapini gapiryapsan-da. Insonlarning hayotiy tajribalarini o'zlashtirib olasan. Genial aql egalari yillar davomida yozgan kitobidagi haqiqatlarni 5 yoki 10 soatda o'qib olasan. Kuchli aql, genial aql egalari o'tirib 10 yilda, 20 yilda bir kitob yozadi. Tajribalarni har ichiga kirgizadi. Sen 5 soat, 10 soat o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Endi sen aqlli yo'lmay, kim aqlli bo'lsin? Ulug'larning hikmatlarini, ulamolarning kashfiyotlarini qo'lga kiritasan. Ilmiy malakang oshadi. Tasavvuring, onging keng bo'ladi. Islomiy kitoblarni o'qish bilan iymoniy nuring ortadi. Zero kitob eng zo'r nasihatchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi nasihatgo'ydir. Kitob o'qir ekansan, yuraging siqilishdan, fikring tarqoqligidan, bekorchilikdan omonda bo'lasan. O'zingdagi yaxshi sifatlarni rivojlantirasan. Va empatiya degan narsa rivojlanadi senda. Nima u empatiya? Empatiya degani odamlarning his tuyg'ularini anglash.
Yani xijolat olayotganingizni bilib turasiz. Çünkü kitap okusuz, 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, her bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisangiz yigit, 20 ta odamni rolida o'ynaysiz. Çünkü her bittasini ichki dunyosini o'qiyotgan paytingizda otabek bo'lib ko'rasiz. Xomit bo'lib ko'rasiz, kumushan bo'lib ko'rasiz. Boyaga shaytanatni o'qing. Asad degan bo'lib ko'rasiz, Xongiri ham bo'lib ko'rasiz. Har bittasini kallasiga ichi kirib chiqasiz. Tushunyapsizmi nima degani bu? Ha, kinosini ko'rganingizda devor bo'lib shunday o'tirasiz. Mana shunday qilib o'tirasiz, bo'ldi. Ichki kechinmalarni bera olmaydi. Yigitlar, pasikirayot aytaman. Eng zo'r kinoteatr nechida hozir? Eng zo'r kinoxona seni aqling. Sen her bitti geroyunu, her bitti personajını içide bulasan, Hongire'ye daha fikir kılasan, Çuğrun'da daha fikir kılasan, Kesepalo'a daha fikir kılasan, her bitti, şunu yapsınlar mı? Kanaka tacribe de gene. Her bitti adamı halatı kirip çıkasan, ülkeler sizler kitabı okumayken sizler bilmiyorsunlar köpçülüğüyle. Yani onunla kitabı okumayınlar, ben açınamam sizler ya. Kim evde 100 kitabı var, kol kötü koysun? Dini, dünyayı, barbar. Çürüyler, 200 tane. Bo'ladi 1%. Har bitta kitobdagi personajni terisiga kirib chiqasiz. Ichidagi fikrlaringiz, fikringiz bo'ladi. Empatiya demak, ro'parasida turgan odam nima holatga tushganligini his qilasiz. Bu degani uni qalbiga qo'lingizda kalit bo'ladi degani. Shuni qizolmi kitob o'qishay domla? Birodalar, tentaklik va ahmoqlikdan tuzatadigan dori topilgan. Bu kitap okuş. Zamananın muallimi, zamananın, bana şu zamanımızın bir muallimesi, şu zamanı okucu balasıya kitap düşüyorlar, köse. Balam, bu kitap, bu bilen adamlar miyyelerine yangi programmalarda kirgizi oladı, deyordu. Yani şunu değil mi kitap numara yine? Telefonla köçelesinde pırılaş yinelerde. Okudu için yapın akarayın. Balam, bu kitap, bu bilen adamlar özünün miyyelerine yangi programmalarını kirgizip aladı diye yaptı. Özünün seviyesi geçiyor yaptı da. Buradalar. Üyümüzde aşkana buluşu zarar. Yatakana buluşu zarar. Stolsur buluşu zarar. Mebel buluşu zarar. Şularının zararlığı da kitaplarda turuştaki hem zarar degen fikir gekegen günümüz ümmet sıfatı da, millet sıfatı da ilgari yuramız. Biz uyimizda shkab bo'lishi, kuhniya bo'lishi, sanozil bo'lishligi, divan kalavat kreslolar bo'lishi qanchalar zaril deb bilsak, uyimizda kutubxona ham bo'lishi shunchalar zaril deganimizdan keyin ummatlarning peshqadami bo'lish haqida gap gapirsak bo'ladi. Ba'zida o'zimizcha ummatda hamini qilib, balandparvoz so'zlarni gapirib, og'zimizni ko'pirtiramiz. Ummat orqada qolib ketdi, ummatni yuksaltirishlik kerak. O'zimizdan so'raylik-da. Neşte kitap okuduk ötken yıldan beri. Çünkü ümmet takıda, ulaka katta bir mıkıyasla fikir kılıçta oval, kitap oku buradar. Bana buradalar, kitabını köp okuyduken memleketlerin istatistikası. 2020 yılı istatistika. Kitabını en köp okuyduken devletler. 10 tasına etmezsen burada. 10. orunda Kanada. 9. orunda Meksika. 8. orunda Brezilya. 7. orunda Argentina. Hala bir anda Müslüman memleketi etmedi ki adını. 6. orunda AKŞ. 5. orunda Büyük Britanya. 4. orunda İtalya. 3. orunda İspanya. 2. orunda Rusya. 1. orunda Kaysi memleketi iktisadı kündan künge rivojlanıp küçüyüp keti yaptı. 1. orunda Xitoy. 1. orunda Xitoy. Buraya kitap hediye kısız, ya kursan bu gitmedi. Bilesin bundan kere telefon, saat, dopu, tasbı padarken kısız, o riyanlı yeri adı. Kitap buna kadar yokşam etti, doğru mu? Ey braderler, kitap okumaya koyduk, şu halatke düşüp kaldık. Biz ümmet, dünya halkalarına ustaz bugün payıttı, kitaplarda son sanatsız okurdu ve son sanatsız kitap yazardı. Bu garip. Ösüp gitken 300 yıl oldu, 400 yıl oldu. Ne bilen ösüp gitti? Bilesiler mi ülkeler?
biz yurtlarımızı müstamlaka kılıp alıp getken kitaplarını özlere de işletkenliği bilen ötüp getti. İbn Sina'nın kitabı Medine Sina'nın asnavası buladı. Yani kança uluğlarımızın hayatını yapırdı, yazgın kitapları şöyle harap getti. Bağdat'taki kütüphananı küydürüp yok konuşmayanı da şu Moğollar, başkaları hazır ayı teleportasyon kılıyken bulardı adamlar dediydi. Şuna kadar katta ilim diyor kutlaşırken. Kitaplıydı şu ilimler. Britanya'daki ortaça bir insan yılıge 700 bet kitap okurken. 700 bet. Bu ortaça ağanı. Köp okuyduğunu var, okumuyduğunu var. Ortaça nasıl ağanı da bitti Britanya'daki kişi yılıge 700 bet nasıl okurken. Şimdi onunla takaslayıp durup Müslüman memleketlerden Mısır alınken. Mısır'ın ortaça bir adamı bir yılda kança varak nasıl okuydu desen ortaça. İki yarım varak iken. İki yarım varak. Şu Mısır'daki iki yarı vara okuyan adam bizim buralarımız, bizim Müslüman buralarımız. Siz özünüz ülke gelip telefon oynasayız. Bales kitap okuydu mu? Siz özünüz kitap okuyun, özünüz örgütün. Buralarla kitap okuştuğu kızık işte asan yolları var. Bir son ben belgeler koyayım, bir bitiye. İki son, top çizgiye karar ver. Bir dolardır, iki dolardır. Beş son ben hemen bir varağa gelin. Sizi faydayız bu. Sizi faydayız. Mana endi kitob o'qishlik haqida dunyo mutafakkirlarining aytgan so'zlari. Kitob o'qiydiganlar televizor ko'radiganlarni doim boshqaradi. Bu telefon yo'q paytida. Endi hozir kitob o'qiganlar televizor ko'rganlarni ham, telefon o'ynaganlarni ham boshqaradi. Qancha ko'p o'qsang, shuncha kamroq taqlid qilasan. Nima uchun taqlid qiladi? O'zining fikri yo'q. Özünün tasavvuru yok, özünün düşüncesi yok, özünün fukusu yok. Fukus da özbeş yaz kanak oladı. Tam, yani o katı tamamaz mı bu? Fukus bana o, kiyim keçek. Tam edip kaldı. Köre yapsınlar mı fikirleşiyle kaysi derecede? Bu esliler, Ali Sırazı tercüme akbogen eslilerden çıkı yaptı. Fukus desem tam edip yaptı. Dit. Nemege taklit kılasan? Çünkü özünün didin yok, özünün fikrin yok, özünün karışın yok. O kiygen kiyimin namazın yere miydi? Adamlar ikiye bölünedi. Kitap okuyduyanlar ve kitap okuyanlar diye kulak saladıyanlar. İkincisi bu pasın yem katta gelip özü. Yani kitap okuyduyanı yapıyor kulak saladıyan bu pasın yem normal ne halatma şey yem. Cismani meşgulatlar tana üçün kandayı muhum bulsa kitap okuş akıl üçün şünçeler muhumdur. Cismani maşk, tana üçün kançalar muhum bolsa, kitap okuş, akıl üçün şünçalar muhumdur. Cismani maşkı mı diyen adam mı? Yiyiş içiye para vakı mı diyen adam mı? Tanası kanaka ahval gekep kalıştığını, bir kilometre yürütürseniz sıraz bile olasız. Bir kilometre yürütürseniz darra bile olasız. Şimdi akli kuvvetini sınaş için kanakasını otkiliş gerekene, akıllı buluşu için 10 ta kitap okusun kifaya kıladı birader. Fakat o 10 ta kitapta top küçü 1000 ta kitap okuş gerek. Akıllı buluşu için 10 ta kitap okusun kifaya kıladı. Fakat şu 10 ta kitap topuş için 1000 ta kitap okuş gerek. Bilesin mi kitap okuyan adamına yaplasınız maza topas. Yaplar onunla da köp yapır mıydı, köp kül müydü? Terilgen de marvaritte yapları. Kitoblar zaman to'lqinlari uzra sayohat qilib, avvalgi ummatlarning qimmatli tajribasini ko'tarib yurgan kemalardir. Ming yillardan beri yozilib kelayotgan kitoblar bor. Ming yillik tajriba turibdi. Kitob o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Endi hech narsani o'qimayotgan bo'lsang-chi? Boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan, o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Demak, kitob o'qishlikda bir xatar bor. Aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qiganingda o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi.
Çünkü kitap okuma birader. İhtiyat kıl özüne. Kellen işlep gitmezsen. Sen reklama kör, sen klip kör, sen TikTok kör. Çünkü bu nasıl seni aklını kulüpleydi, seni zombi kıladı, fikirleştiren tosadı. Üçüncün okuma kitap. Kokus akın işlep gitmezse mi? Kitabı bulmayan havlu, ölük havlu. Buradalar, tenteliği ve ahmalıkça karşı doğru öyle topilgan. Bu kitap okuş. Pişağını ötkül buluşu için kayrak taş kançalar muhum olsa, akılını ötkül buluşu için kitap şunçalar muhum. Pişağını ötkül buluşu için kayrak taş kançalar muhum olsa, akılını ötkül buluşu için kitap şunçalar muhum. Kitap okumayan akıl, çahlanmayan pişağ kokşuydu. Şimdi çahlanmayan pişağ, ötmez pişağ değilse, kitap okumayan akıl, kitap okumayan akıl, çahlanmayan yangi pichoq. Ko'pchiligimizning aqllari yangi pichoqqa o'xshaydi. Chahlama o'tib ketmasin bu pichoqlar, birodarlar. Kitap o'qiylik. Ishdan charchab kelasan, haqqing bor, dam olish kerak. Nima qilasan? Telefonni olasan, televizorni yoqasan, planshetni yoki noutbukni qo'lingga olasan. Ketdik. 2 soat, 3 soat, 5 soat ko'zing yumilib ketguncha halinga modalib o'tirasan. Dam oldingmi? To'g'risini ayt. Dam oldingmi? Charchading. Xotiring zaiflashdi, asabing taranglashdi, ko'zing xiralashdi va hokazo. Shuni o'rniga kitob olganda qo'lingga. O'qib ko'rganda eng yaxshi kinoteatr kitob va seni miying. Sözü bağlayın köpeyadı, muamulanı örgənəsən, özünki işan için köpeyadı, stresin geçiladı, hatıra fikirləşin küçüyadı, yaşartıradı, aqlar vajlantıradı, uykunu yaxşiləydi, fikirini cəmləydi. Cəsəd avukat bilən, cismani məşğulatlar bilən vajlansa, aql, kitab və təfəkkür bilən vajlanadı. Nə mənə okuyatken yine ayt, mən səni kimdə yine ayt birəmən. Yəndi heç nəsə okumayken bu sən, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci nazil bo'lgan söz, oku degan söz bo'ldi. Okuş birodarlar ilimni asli. Biz ümmet sıfatida, millet sıfatida, halk sıfatı yükselişimiz için mutolaaga, kitob mutolaasiga qaytishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha bolalarimizga mana shu o'qishga, kitobga targ'ib qilaylik, qiziqtiraylik. Chunki Allohning rizosi uchun qilingan har bitta xayrli ishimiz qiyomatda siz bilan bizga bir ulkan savoblarga, qiyomatda boshimizga soyabon bo'lishiga sabab bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم